Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle geçeyim, ışık düşsün. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Ben bugün yeşil fasulye kavurması yapacağım. Sizler de görün istedim. Sizlerle beraber yapalım diye. Ben böyle, ay çok sıcak hala ama yine de dokunabiliyorum. Bir saat falan oluyor belki de. Böyle bir kaynar suya bunları ıslattım. Kaynamış suya. Ama isterseniz siz beri hemen sıcak suda 2 dakika haşlayıp haşlayıp da alabilirsiniz. Ben haşlamayla zaman kaybetmeyen sürem vardı. Kaynar suda beklettim. Şöyle buraya da bunları hazır ettim. Böyle bir tane büyük domates doğradım. 2 tane böyle kuru soğanımı soydum hazır. Şurada da 2 diş sarımsağım var. Sizlerle bugün fasulye kavurması yapalım. Kendimize yapacaktım. Biliyorsunuz arkadaşlar, yine belirtiyorum. Sayfam tarif sayfası değil. Kanalım pardon. Sizler de görün istiyorum kendimize yaptığımız yemekleri. Hep beraber yapalım şimdi. Arkadaşlar, ben ocağıma aldım. Soğanlarımı doğradım. Biliyorsunuz içindeki bir sarımsağımız vardı. Ben elimde biraz iri iri doğradım. Sıvı yağ, zeytinyağı karışık koydum. Ben öyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi biraz da tereyağı bunun sonu size sürpriz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, tereyağımızı da kullanalım. Bu yeterli. Fasulye kavurması yapıyoruz. Soğanlarımı çok öldürmek istemiyorum. Tuzumuz az kalmış da şuradan tuz dolduralım. Biraz tuzluğumuzu. Soğanlarımız olsun, geliyorum arkadaşlar. Evet, soğanlarımız oldu arkadaşlar. Şimdi domateslerimizi koyalım. Birkaç tane daha acı biber doğrayalım. Birkaç tane derken çok acı değil de biberlerimiz. Normalde 2 tane acı biber doğrayalım. Şöyle biberlerimizi de döküyorum. Bence bu yeterli. Biberlerin de kavrulmasına gerek yok. Fasulyemi getireyim arkadaşlar. Şöyle süzsün diye böyle aldım. Süzdürdüm. Bayağı yumuşamışlar, bayağı güzel olmuş. Bahsettiğim gibi ben kaynar suda beklettim. Siz de nasıl isterseniz 2 dakikada haşlayabilirsiniz de. Benim zamanım vardı. Hemen hemen 1 saate yakın kaynar suda beklediler. Şöyle ben şimdi hafiften, arkadaşlar görüyorsunuz ama yine ben sizin için tatlı kaşığı da atıyorum. Bazı arkadaşlar görmek istiyorlar. Şöyle hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar attım tuzumu. Bunun sonu sürpriz size. Göreceksiniz sonunda ne yapacağımı. Biraz domates sosuyla, yağıyla kavuracağım. Bu tencerede de oluyor. Ama ben zaman kaybetmemek için şu anda bunu düdüklüye aldım. Yani düdüklüde yapacağım. Siz tencerede de yapabilirsiniz. Biraz da baharatlarını atayım.
Herhalde pul biberimiz evet kalmamıştı. Pul biber getirelim. Birazcık karabiber. Sadece ve pul biber atacağım. Pul biberimiz kalmamıştı arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet, aldım geldim. Hem de dolduralım kavanozumuzu. Şöyle bir tatlı kaşığı da pul biber atalım. Tamamdır arkadaşlar. Fazla baharata falan abartmaya gerek yok. Hem zeytinyağlı hem tereyağlı fasulye kavurmamız. Suyunu da bıraktı. Şöyle ben kendi kapağımı koyacağım üstüne. Beş dakika gibi kavuralım. Şöyle bir karıştıralım. Bayağı bir suyunu bıraktı. Hafiften yine kendi suyunu çekene kadar da sonra suyunu vereceğim ben arkadaşlar. Rengi niye böyle demeyin. Çünkü buna normalde de hiç salçada kullanılmıyor ama ben rengi güzel olsun diye domates koydum. Birazcık da salça koyabilirim renginin daha güzel olması için. Ama istemiyorum, koymayacağım. Koymayacağım. Kararlıyım bu konuda, rengi böyle olsun. Yine kapatalım. Şöyle 5 dakika daha durursa tamam. Evet, bu yeterli arkadaşlar. Şimdi su vereceğim ama şöyle yapayım, bir önce kaşığımı yıkayayım. Bir bardak suyla kaşığımızı yıkadık diyelim. Bir bardak kadar daha koyacağım. 2,5 milim su bardaklarıyla, 2,5 milim su bardaklarıyla su koymuş oldum. Gördüğünüz gibi hiç kaşığımı da dokundurmayacağım. Düdüklümüzü kapatmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ben bunu şu arka göze almak istiyorum arkadaşlar. Burası çok hızlı yanıyor. Kısıkta da, tam kısıkta da istemiyorum. Normal ateşte pişmesini istiyorum. Ben bunu şöyle yan tarafa aldım. Burada 10 dakika pişecek arkadaşlar şurada. 10 dakika pişsin. 10 dakika sonra görüşürüz. Sürprizim orada. Şöyle düdüklünün içine tam ışıkta görün istedim. Fasulye kavurmamız, yumurtalı.